Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş gazetemizi ziyaret etti. Gündeme ilişkin açıklama yapan Aktaş, yakın zamanda Bursalılara yeni müjdeler vereceğini söyledi. Tarihi bir dönüşüm yaşıyor Bursa. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle son olarak üç önemli noktada bir proje başlatıldı. Hanlar bölgesi tüm şehri heyecanlandırdı. Bu projeler tamamlandıktan sonra biz nasıl bir Bursa'da yaşayacağız? Bursalıları nasıl güzel günlerle bir kere bu üç projeyle kısıtlı değil, onu söyleyeyim. Başka projeler de gelecek. Özellikle Hanlar bölgesi çok dikkat çekici. Yıllardır arzu edilen fakat hayata geçirilemeyen bir proje. Biraz finans yüzünden, biraz da hukuki mevzuat yüzünden. Ya olayı bir de Hanlar bölgesinin etrafının boşaltılmasını, hanın önünü kapatan efendime söyleyeyim yapıların ortadan kaldırılması olarak düşünmemek lazım. Biz bir tarih adası oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Tophane, Bey Sarayı, Ordevi Bey Sarayı'nı düşünce, Hisar, Hanlar bölgesi, bunlarla ilgili yayalaştırmalar ve orada efendime söyleyeyim insanların o tarihi adasını rahatlıkla gezebilmesi. Yani bu bir destinasyon açıkçası. Bu destinasyonu biz en sorunsuz halde içeriden ve dışarıdan gelecek turistlere sunmak istiyoruz. Bir de beraberinde tabii o tarihi gölgelen yapıları da bu vesileyle ortadan kaldırmış oluyoruz. Ya ben her şeyi bir tarafa bıraktım ya. Bursa çok dinamik bir şehir. Bursa çok hızlı yaşayan bir şehir. Bursa'da nereye gitsem herkesin dilinde şu var. 1970'lerde Bursa çok güzeldi. 1980'lerde Bursa çok güzeldi, çok yeşildi. Bursa çok göç aldı. Ya Bursa 300 binden 3 milyona çıktı. Ya herkes söylüyor. Herkes tespit yapıyor. Ya yaptığın tespiti hayata geçirmeyle alakalı. Ne yapacaksın ya? Bana söyler misin yani? Kentsel dönüşümle alakalı. Herkesin dilinde bir kentsel dönüşüm var. Ama herkes dairesine daire istiyor. 40 senelik eski püskü eve, kaçak göçek yapılmış eve, daireye daire verdi. Ondan sonra da kentsel dönüşüm yapılmıyor. Bir dönem yaptık. Yıktık 3 katlı binaları, 13-14 kat yaptık. Ondan sonra Bursa'da trafik felç olmaya başladı. Dedik ki ya Bursa'nın görüntüsü bozulmaya çalışıyor. Herkes Yıldırım'ı konuşuyor. Niye Nilüfer'deki yüksek binaları konuşmuyor insanlar? Ya bana göre onlar da konuşmak lazım yani. Eğer sıkıntıysa onlar da sorun mesela. Ya şimdi yani herkes konuşuyor ama işin bir sıralaması destinasyonu noktasında açıkçası böyle veya biyografisi noktasında çok fazla kişinin fikri yok açıkçası. Ya biz Hanlar bölgesinin etrafını açıyoruz. Birileri diyor ki ya acaba gerek var mı buna? Biz Çelik Palas'ın arka tarafındaki binayı yıkmaya çalışıyoruz. Birileri ilginç ya bunların içerisinde akademik odalar da var. Yani onlarla ortaklaşa iş yaptığımız için söylüyorum. Ya buna gerek var mıydı? 50 yıllık çürük raporu çıkmış spor salonunu kaldırıyoruz oradan. Birileri diyor ki bu spor salonunu muhafaza edelim veyahut işte burada Atatürk ismini kaldırmak için bu spor salonunu yıkıyorlar. Ya be kardeşim ben bir spor salonunda isim değiştirmiyorum ki. Yani Atatürk isminden Ahmet Mehmet ismine çevirmiyorum ki. Spor salonunu yıkıyoruz kardeşim. 50 yıllık çürük bu binaya. Ya bunun arkasında niye bir şey arıyorsun? Ya bizim uzun lafın kısası Bursa'nın cidden yenilenmeye ihtiyacı var. Radikal adımlara ihtiyacı var. Devlet gücüne ihtiyacı var Bursa'nın. Ya Bursa Belediyesi'nin finansmanıyla sadece yapılacak konular değil bunlar. Bizim bu konuların üzerine gitmemiz gerekiyor. Ya biz Tavır Plaza'yı yıkarken de, Çelik Palas'ın arkasındaki binayı yıkarken de, efendime söyleyeyim başka binaların yıkımıyla alakalı var sırada bazı şeyler daha konular. Yıkarken de veya işte efendime söyleyeyim millet bahçeleri yaparak yeşil alanları arttırmaya çalışırken de bizim bir tane hedefimiz var, hayalimiz var. Yani Bursa'da tarihi ve yeşili gün yüzüne çıkarmak. Ya bizim bunları üst üste koymamız lazım. Biz Bursa'yı yıkarak güzelleştirmemiz lazım biraz. Sadece yaparak demiyorum bak. Yıkarak güzelleştirmemiz lazım. Bursa her sene 60-70 bin büyüyor nüfus olarak. Ya bu potansiyeli karşılayacak. Bir de yenilenmeden mütevellit bizim zaten yeni konut alanlarımızın açılması gerekiyor. Bir taraftan da üzerimizde sanayi baskısı var. Herkes konuşuyor ya. Herkes 70'li 80'li yıllardaki Bursa'yı konuşuyor. Ya kardeşim geçti. Bundan sonrasını ne yapacağız? Onu konuş bana. Bir kere eski hataları yapmayacağız. Bunu baştan beri söylüyorum. Beraberinde de eski hatalardan bazılarını bertaraf ettiğimiz gibi yeni ve doğru hamleleri yapmamız gerekiyor. Anlatmak istediğim şu. Yani kimse olayın realitesini değil, herkes olayın
efendime söyleyeyim, acaba nasıl belediye başkanına ve AK Parti'ye zarar veririz boyutuyla olaylara bakmaya çalışıyor. Herkes eğri oturacak, doğru konuşacak. Varsa bu şehre dair bir hedefiniz, planınız, onu anlatacaksınız kardeşim. Veya bizim yaptığımızla alakalı yanlış gördüğünüz konular varsa onları söyleyeceksiniz. Şöyle değil de böyle olması gerekir diyeceksiniz. Kentsel dönüşümde şuradan, ben diyorum işte ya, altı parmak ve Merinos altı ilk boşaltılması gereken yerler. Yaptığım depo konutlarla ben bunları boşaltacağım diyorum. Sen ne diyorsun kardeşim? Senin hayalin ne? Ya bu şehirde yeşil alan sorunu var. Yeni yeşil alanlar açmak isteyen kuruluş, belediye, zihniyet mevcut yeşil alanları bertaraf eder mi hiç ya? Ya bir şey yaparken yani usulüne uygun bir şekilde yapmak lazım. Git kendini Trabzon'a koy, Yozgat'a koy, Hakkari'ye koy. Bursa'ya niye gelirsin ve ne yaparsın Bursa'da? Diyoruz ya turiste gel diye yani. Biz bir turizm şehri izliyoruz ya. Ne yapacağız kardeşim biz burada? Gelen burada ne yapacak? Biz bu soruyu çok soruyoruz kendimize yani. Gelen burada ne yapacak kardeşim? Yani Hanlar bölgesini adam rahat gezemezse, tarih adası diye sunduğun yerleri adam rahat dolaşamazsa, araç yoğunluğundan şundan bunlar. E nasıl olacak bu iş kardeşim ya? Ondan sonra gel diyorsun. Biz tarihi Osmanlı'ya başkentlik yaptık. Ya millet Ulucabi'de sabah namazı kılmak. Yani gelir de iki tane türbe gezmek için bir şehre gitmez sadece kardeşim. Gider saat sabah 6'da gider, 5'te gider. Öğleden sonra ayrılır o şehirden kardeşim. Biz böyle turist istemiyoruz ama. Biz gelsin konaklasın istiyoruz yani. Tok aslında bunun göstergelerinden bir tanesi. Gohem bunun göstergelerinden bir tanesi. Artı turizmle alakalı Uludağ'ından göl ve deniz kıyılarını, efendime söyleyeyim, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki yerlerden diğer tüm detaylara varana kadar yolu, altyapısı, görseli, kent mobilyaları, her şeyi elden geçmiş ve insanlara belirli destinasyonlar oluşturulmuş, insanların mükemmel bir şekilde bunu sunabileceğimiz bir ortamı oluşturmamız gerekiyor bizim. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz yani. Beraberinde de yeşili bol. Yani yeşil, kesinlikle nitelikli yeşil alanlarla Bursa'da bir algıyı ortaya koymamız lazım bizim yani. Bu değişim ne kadar süreli olur? Ya kimse mucize falan beklemesin. Yani 70'li yıllardan itibaren hesaplarsak, göçün başladığı tarihler, aslında öncesi de var ama 50 yılda oluşmuş bir aksa, 5 yılda benden halletmemi bekleyenler varsa bence çok hayal görüyorlar. Zaten yıllardır onu beklediğimiz için bir şey göremiyoruz ya. Arkadaşlar son 3 aydır bireysel araçlanma %27 arttı. Artmaması mümkün değil. Herkes özel araç sahibi olmaya çalışıyor. İkinci el korkunç hızlı. Niye? Aman toplu taşımaya binmeyeyim. Aman kendimi hayattan tecrübe edeyim. Herkes kendini çok seviyor. Başkanım bunu da çevirmek çok zor şimdi yani. Tabii. Şimdi herkes diyor ki bunun bir miktar liraları olacak yani. Olmaz. Biz ulaşımda çok ciddi rakamlarımız düştü yani. Toplu taşıma kültüründen müthiş derecede uzaklaştık yani. Söyleyince bir kez daha aklımıza geldi. Bu şehrin üst tarafı olmak, böyle önemli bir şehrin üst tarafı olmak nasıl bir duygu? Benim bir kere böyle bir kompleksim yok. Ben bu şehrin hizmetçisiyim kardeşim. Şehrin menfaatine ve hayrına olan her şey... Manşeti verdin başkanım. Tabii benim şehrin menfaatine ve hayrına olan her şey benim başımın tacıdır yani. Öyle söyleyeyim ben sana. 5 yaşındaki çocuğu da dinlerim. Nihayetinde varsa hemen acil şeyden bırakalım. Şehir strateji belgesi. Şehir strateji belgesi benim düşüncem değil. Bu şehrin düşüncesi. 20 bin insanla yapılan yaklaşık ortak istişarenin düşüncesi. Şehir strateji belgesi. Şehir sanayide ne olmalı? Turizmde ne olmalı? Kültür sanatta ne olmalı? İmarda ne olmalı? Adını Bursalılar söylemiş zaten yani. Dolayısıyla buna hizmet eden her konuya başımın üstüne koyarım. Her türlü eleştiriye sonuna kadar saygılıyım. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Lakin o eski 50 yıllık spor salonu, çürük olan spor salonu yıkarken Atatürk'ün adını kaldırılıyor oraya yaklaşımı. Ki klasik CHP yaklaşımıdır bu yani. Tamam mı? Yok efendime söyleyeyim. 32 yıldır gözümüze sokulan, affedersin, o saçma sapanın binanın yıkılışını, efendime söyleyeyim, şimdi bunun zamanı mıdır diye yaklaşımları, ben çok doğru ve sağlıklı yaklaşımım. Hiç bunlara bakmıyorum bile, yoluma bakıyorum bile. Hele bazıları var ki, yani bazı partilerin başkanları, vur abalaya ya, yok böyle bir şey ya, vur abalaya yani. Tamamen ne yaparsan yap, hepsi yanlış mantığıyla. Fikrin varsa fikrini söyle kardeşim, doğrusunu söyle. Ama beni, genel başkanımı, benim partimi,
sanki efendim mesela hiçbir şey yapmıyormuşçasına böyle fütursuzca eleştirmek, fütursuzca efendimizin yaklaşımlar göstermek çok sağlıklı yaklaşımlar değil. Dolayısıyla ya burası 3 milyondan fazla nüfusu olan bir şehir. Çok dinamik iş insanlarımız var. Çok dinamik sivil toplum kuruluşlarımız var. Her ne kadar pandemi süreci dolayısıyla biraz böyle biraz olağanüstü günler yaşıyor olsak da. Allah hamdolsun 16 yıllık, 16 buçuk yıllık belediye başkanıyım. Ciddi tecrübem var yerel yönetimler olarak. Cumhurbaşkanımızla direkt görüşüyorum. Bakanlarımızla direkt görüşüyorum. İşte 11 tane milletvekilimiz var. Hepsinin kendine göre melekeleri, yetenekleri var. 17 tane belediyeden 13 tanesi AK Partili belediye başkanı. Ya bizim beraberce hedeflerimiz, stratejimiz var. Ya böyle güçlü bir yapı içerisinde bir kahraman aramaya falan gerek yok kardeşim. Onu söyleyeyim yani. Ama ben Bursa'nın yıllardır konuştuğu, hayal ettiği fakat hayata geçirmediği konularla alakalı ana yaklaşımım şu. Ben eski hataları yapmayacağım. Artı yapılmış bazı hataları, gönül hepsini bertaraf etmek ister ama mümkün değil. Bak söylüyorum, 50 yılda yapıldı çünkü bunlar. Yapılmış bazı hataları bertaraf edeceğim. Ve şehrin bundan sonraki gelişimini daha sağlıklı temin edebilmek adına da bütün gayretimi, belediye imkanlarını, işte efendim söyleyeyim buradaki inisiyatifin gücünü hep beraber, iş adamlarının imkanlarını, Ankara'nın imkanlarını ben bu işleri seferber etmek için gecemi gündüzüme katmışım zaten. Bu süreçte de devam edecek. Nihayetinde her yönetici, her belediye başkanı, her milletvekili, her bakan ve her siyasi dönemi bittikten sonra dönüp geriye bakıldığında evet ya şunlar yapılmıştı deniyor zaten. Yani eğer ben bu noktada evet ya gerçekten Bursa'nın o hep hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz ama hikayeden öte geçirmediğimiz Bursa ile alakalı bir dönüşümün altını tetiklersem ne mutlu bana. Bu benim dönemimle iktifa edecek bir şey de değil, onu söylemiyorum. Bak söylüyorum ya, 40 yılın, 50 yılın bir birikimi var yani. Hormonlu bir şekilde büyüyen, hızlı bir şekilde büyüyen, sanayilerle büyüyen, efendime söyleyeyim, kentsel dönüşüm 050 adı altında hızla büyüyen bir Bursa'nın yani bundan sonra daha sağlıklı büyümesini temin etmek ve beraberinde de önceki hataları telafi etmek adına bir hamle yapacaksınız. Yani keramet ehli olsanız bu kadar bu değişimi kısa sürede gerçekleştiremezsiniz yani. Herkes bu acı gerçeği bilecek. Ben o yüzden yeri geldi mi üst takıl, yeri geldi mi şehir yöneticisi, yeri geldi mi şehrin hizmetçisi, yeri geldi mi şehrin evladı ne derseniz deyin kardeşim. Ben bunlarla alakalı her türlü işbirliğine hazırım. Hiçbir kompleksim falan da yok. Herkesle de bu noktada işbirliği içerisinde hareket edebilirim. Hiç şu kurum, bu kurum veya bu parti diye bir yaklaşımım da yok. Ama arkadaş, daha henüz kongrenizi yaparken beni ibrikçi başılıkla, beni efendime söyleyeyim her türlü olumsuz konularla itham ederseniz benim size saygı duymam asla beklemeyin ya. Bana saygı duymayana, 18 yılını bu ülke için canla başla harcayan cumhurbaşkanımı, genel başkanımı saygı duymayan bir adama benim saygı duymamı kimse beklemesin benden zaten. Ben de saygı duymuyorum zaten yani. Yani öyle fütursuzca, öyle mesnetsizce konuşuyorsunuz ki yani. Öyle ithamlarda bulunuyorsunuz ki yani. Oturup bir kere daha sohbet etmiş değiliz, çay içmiş değiliz ya. Oturalım bir sohbet edelim, bir tanıyalım kendimizi. Ben AK Partili olabilirim, sen CHP'li olabilirsin, sen İYİ Partili olabilirsin be kardeşim. Yani fütursuzca yani hiç tanımadan, etmeden yaklaşımlar. Hayırlısı biz, kalan sağlar bizimdir. Biz işe düzgün bakacaklarla yolumuza devam ederiz yani. Önemli değil. Meyve ve taşına başkanım. Hayırlısı inşallah. Başkanım çok teşekkür ederim.